1944'te 1944 kaç sene oldu? Tam 63 sene. Doğru. Trabzon'dan buraya geldim. 1944. Kulu da benim zaten cami, merkez camisi tek bir taneydi. Kulda bir tane cami vardı. He, peki isimli muhtar idi. Ali Dede rahmetli, neydi? Ekeçekli Ali Çavuş, Bekçi. Akşamını vazeni kıldıktan sonra merhaba, merhaba. Nerelisiniz? Kördoğulu. Nerede misafirsiniz? İmam sorayım. Bir ötele gideriz. Onun hanımı da beraber okudu. Onun hanımı da memlekette. Gel bizim fakirhaneye gidelim. Gitti o akşam onlara hizmet etti. Yaptı muhtar, bekisime, bekisime, bekir koyuncu. Demiş ya, bize de bir imam lazım. Vallahi bilmem dedi, beraber okuduk. Bir mektup yazalım dedi. Akşam yemeği yedikten sonra günler. Eski harflerle bir tarafına imam yazdı. Bir tarafına da muhtar yazdı. Mektup geldi memlekete. Hocamın eline geçti. Hocam Konya'dan dedi, Hafız İdris idi o. Merkez Camisi imamı beraber olurdu. Yazıyor ki, Ramazan'a 15 gün kala orada bulunacaksın yani burada. O şekilde buraya geldik. Kaldık işte. Ne adamlar vardı, ne şeyler. Burada hani güle, siz onu denemezsiniz. Şeyin babası Hüseyin'i. Kudu Hamit Güle. Benim de dedem, benim de dedem. He. He. Teravih işini ben 40 dakikada kıldırıyorum. Tefik. Öğren vardı Tefik ağa. Namazı kıldıktan sonra Kudu Hamit Güle hoca şey Tefik Koçara beraber maddez ki mazubi ki. Gencim o zaman. 20 yaşında. Kıldık tamam. Koca efendi harman zamanı, harman. O zaman Türkçe bilmeyin. Millet sap çekiyor, düven sürüyor. O çabuk mu istiyorsunuz? Gencim. Ben çabuk kıldırırım sizi. 10 dakika ilave yaptım. Oldu 50 dakika. Daha da uzun kalırdı. Baktım. Buldu abi güle. O da teyfi. Başmera sürdüğü dehe dakika ilave bekir. Dece dakika. Temel Ali Kamer kapat, şal da görüldü bu. Şahveden daha da tamam ki, saate tamam ki. Temel Ali Kamer ki. Rahmet. Sen Kürtçeyi burada kaç senede öğrendin? Ha? Kürtçeyi kaç senede öğrendin? Kürtçeyi mi? Ben Kürtçeyi yavaş yavaş, yavaş yavaş 3 sene, 4 sene, 5 sene öyle yavaş yavaş Muhammed, Mustafa onlar ekizdir. Bu vakte düşünemek okulu
Türkçe zayıf. Kürtçe. 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 Köy o zaman din konusunda nasıldı, şimdi nasıl? O zaman daha mı iyiydi? Ha? Köy o zaman namaz konusunda, din konusunda daha mı iyiydi? Şimdi sana anlatacağım ben. Bu etraf köylerde kör doğulu birinciydi. Birinciydi, birinci. Dindardı. Ama şimdi sıfır olarak birinci oldu. Sıfır olarak. Namaz yok, oruç yok. Kahveler gece yarısına kadar. Kumar, içki. Gitesin Ramazan'da tuz yakalı, süt yedi yani. Kendisi konuda kalıyordu. Ramazan'da öyle şeyde kahvenin orada geçti geldi. Bir kızı var diye bunu dedi. Okuyacaksın. Bir tane spor. Hanımıyla beraber. La hoca. Bana anlatacak. Ben zaten biliyorum da. Bakundi ve çirbun. Bu çirbun. Limiyetun adını. Roji aşikar. Çoğara ve dokudu. Komara dilizini. Tıha zil kuma gerili cüdka. Roji kadırını öğrendim. Ve gündeme bu berabat köyü, berabat. Sıfır olarak. Binlerce talebe yetiştirdim ben burada. Allah rızası için. Koçlardan, konudan, tavuşan canlıdan, buradan. Allah rızası için. Ben işte